Kal! Kal! Çekil bakayım! Çekil! Tamam. Dokunma abi. Güzel. Kal! Tamam. Hadi. Eyvallah çekil. Eyvallah kardeşim. Sağ ol. Çekil! Çekilin! Çekilin! Açın! Çekilin! Bırak! Dokunma! Dokunma! Çekil! 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 Açın! Ali, dur! Ne yapıyorsun Ali, sen kardeşim? Dur! Yalancı Ali! Ne diyorsun sen kardeşim? Çekil söyle! Senin yüzünden hayatım söndü. Yalancı Ali. Ne diyorsun sen kardeşim? Git lan. Çekil lan önümüzden. İftira atmaya utanmıyor musun lan sen? Para lazım dedin, evini sattın, aldım. İş lazım dedin, inşaatta ustabaşı yaptım. Ev lazım dedin, seni İstanbul'un en kral yerinde oturttum be. Sen beceriksizsen. Ben ne yapayım be kardeşim? Bırak be Ali abimizi İsmail. Adam neden yalan söylesin bize? Adamın hiçbirimizin bir arada göremediği kadar parası var. He ya he, doğru dedin. Ne ihtiyacın varmış lan benim paraya? Git lan. He. Git lan şuradan. Hadi. Yıkıl. Hadi. Bu dünyanın öteki tarafı var Ali. Bakalım orada da bu kadar rahat yalan söyleyebilecek misin? Hadi bakalım Recep, arabayı uygun bir yere park etsen. Çekil, çekil. Dikkat et de çocuklar çizmesin. Çekil. Hadi arkadaşlar. Çekil. Hadi bakalım. Hadi toplanın. Hadi kahveye gidelim. Hadi hadi hadi. Hadi gidelim. Hadi. Hadi arkadaşlar kahveye gidelim. Hadi. Sen sonra kahveye gel ha. Kahvede size iyi haberlerim var arkadaşlar. Kolay gelsin bacılar. Sağ olun Ali Bey. Hoş geldiniz Ali Bey. Vallahi hoş bulduk. Baba, annem nerede? Çeşmeye gitti oğlum. Gelir şimdi. Anne! Anneciğim benim. Mahvoldu burada annem nerede, annemi isterim diye. Geldim işte oğlum, buradayım. Bir daha gitme anne. Neredeyse okula da anneni götüreceksin. Oğlum artık şehirde gidecek okula. İnat ettin yani Hasan'ım. Şurada oturuyoruz ne güzel evimizde. Başımızı sokacak bir yerimiz var. Bir hale düştük mü yardım isteyecek komşularımız var. Niye gidelim şehre? Niyesi var mı seher? Bu köy yerinde boyumuz ne eksilecek ne kısalacak. Bak Ali abi. Adam gitti şehre, parayı yapıp geldi. Şimdi bütün köye yardım ediyor. Hem biz de evi verdik mi rahat edeceğiz. Ev falan sattırmam ben. Güzel babam benim. Şöyle şehirde güzel bir evde otursak fena mı? Ben güvenmiyorum Ali. Durduk yere alın terinle öyle arabalar falan zor. Ben de güvenmiyorum Hasan. Ne yalan söyleyeyim, bir meymenetsizlik var adamın suratında. Bakın görün siz. Şehre gideyim hiç böyle bir şeyler söylemeyeceksiniz. Seher, güvenmiyor musun erine? Sana güveniyorum da o adama güvenmiyorum Hasan'ım. Ya bana güvenin. Bakın ne kadar kısa zamanda ne kadar çok mesafe aldım. Durumum ortada. Hiç paramız yok ki Ali abi, nasıl olacak bu? Lafa bak. Ya size para soran mı var? Hem bu köydeki evleri siz isterseniz ben sizden satın alırım. Yani benim işime yaramaz ama yeter ki size kolaylık olsun. Selamün aleyküm arkadaşlar. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Oo Hasan'ım, güzel kardeşim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Gel. Ne o? Geçen seferden bu yana fikir mi değiştirdin? Gelip şehre bana yoldaş olmaya mı karar verdin? Vallahi düşündüm taşındım. Muammer'le de konuştuk. Burada bir şey olacağımız yok bizim. Çocuklar da büyüyor. Bari şehirde büyüsünler değil mi Muammer? Çok isabetli bir karar vermişsin Hasan kardeşim. Muammer de şimdi para falan diyordu. Bakın, ben sizin köydeki evlerinizi peşin parayı alırım. Oraya gittiğiniz zaman da hemen benim inşaatlarda çalışmaya başlarsınız. Başınızı sokacak bir eviniz olur. Çocuklarınız okula gider. Karılarınız çeşme başında su sırasında beklemekten kurtulur. Güvenin bana. Peki kaç para vereceksin bu evlere abi? 5.000 veririm. Ama bu az değil mi Ali abi? Vallahi siz bilirsiniz. Ben de karın değilim ki evlerinize daha fazla vereyim. Zaten bugün satmak isteseniz kim alır ki sizden bu yıkıntıları? Siz bilirsiniz. İşinize gelirse. Ben varım. Ben de varım. Ben de varım. Ben de varım. Ben de varım. Varız varız. Ben de varım. Hadi Recep. Bana senetleri getirsen. Hadi hadi. Bağışlısına patron. Hadi bakalım. Thank you.
Sen bize yardım et ya Rabbi. Nasıl çok güzel. İyi ki gelmişiz ha. Hakikaten çok güzel. Hadi inin hadi. Cennet mi burası ya? Çok güzel. Çok güzel. Koca koca bahçesi. Ne güzel değil mi kızım? Başka hiçbir yere gitmem bundan sonra. Harika. İşte evleriniz. Sağ olsun. Nasıl güzel mi? Bakın çocuklar. Ne güzel evler değil mi? Ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Çok güzel. Harika bir yer. Sanki cennet. Yabancı cennet abi. Vallahi güzel. Gezin gezin çok bakın çok bakın. Çok güzelmiş baba. İşte geldik. Geldik buraya mi kadar ya? Hemşeriler. Burası İstanbul. İnin bakalım. İnin de evlerinizi göstereyim. Burası bizim köyden hadi de ama kötü bir yer ya. Daha ne bekliyorsunuz hadi. Hiç böyle hayal etmemiştim. İnin diyorum. Ha? Allah Allah. Hadi öyle seni bir yere de ya. Bir yer mıymış yani? Kardeş. Ne biçim yer burası? Dağ başında bir yer. Aman Allah'ım. Burası İstanbul mu? Ne biçim İstanbul bu ya? Ne ya? Keşke köyde kalsaydım. Hadi hadi çabuk olun. Bütün gün sizi bekleyemem. İşim var gücüm var. Hadi. Vardır bunda da bir hayır. Anne burası mı? Nereye gideceğiz? Burası neresi ya? Ne bileyim kardeşlik. Ben de Allah Allah. Allah. Anne, dağ burası başı çok pis kokuyor. Hadi amca. Burada mı yaşayacağız be? Bu adam bizi ya. Ne yapacağız? Şöyle. Ne bileyim, böyle bir yer olur mu ya? Burası neresi ya? Allah Allah. Ali Bey nerede kardeşim? Ne yapacaksın Ali Bey? Ben varım işte. Geldiklerinin dibine ya. Hemşeriler. Cennetmiş ya. Bundan sonra mekanınız burası. Şu karşıdaki evler boş. Aranızda anlaşıp yerleşirsiniz. Zaten fark yok. Hepsi birbirinin aynı. Hadi size kolay gelsin. Ama biz sandıydık ki... Ne sandıydınız? Konağa mı yerleşecektin? Burası İstanbul kardeşim. Kafanızı sokacak bir delik bulduğunuza şükredin. Sabah 6'da burada toplanın. İnşaata ben götüreceğim sizi. Hadi kalın sağlıcakla. Her şey düzelecek baba. Ben çok çalışıp Allah'ın izniyle sizi rahat ettireceğim. Şu geldiğimiz yere. Geldik çekeceğiz artık. Recep, bunları boş bırakmıyorsun değil mi? Sürekli tepelerinde ol. Hadi. Ediyorum tabii abi. Bu ne? Ne bu ya? Dikkat etsene lan. Ha? Nedir? Ne yapmışsın? Hadi çabuk. Dikkat et, dikkat. Bunlar yanlış olmuş. Bu ne biçim iş ya? İki gün sonra yeniden yapacaksınız. Ama Ali abi malzeme yüzünden böyle. Bir türlü tutmuyor. Biz ne yapalım? Ulan sen ne anlayacaksın malzemeden be? Daha dün bir bugün iki. Neyse yerleştiniz mi evlerinize? Yerleştik yerleşmesine de bir takım eksikler var. İyi işte iyi. Recep verecek şimdi paralarımızı. Tamamlarsınız ne eksiğiniz varsa. İyi de Ali Bey... Geçen ayki kadar az para verirsen eksik tamamlanacağına çoğalır.
Ne biçim adamsınız siz be? Hiçbir vasfınız yokken size iş verdim. Aldım sizi şehre getirdim. Adam ettim. Hala şikayet ediyorsunuz. Beni dinle. Memnun olmayanların hesabını kes Recep. Gitsinler kendilerine başka iş bulsunlar. Hadi çalışın lan. Çalışın. Allah Allah. Tatile mi geldiniz lan? Çalışın. Hadi çalışın, çalışın. İş yapın diye geldiniz. İş. Bittim ben Hasan. Sıkacağız dişimizi Muammer. Şimdi suyun altına girdin mi yorgunluğu falan kalmaz. Merak etme. Hoş geldin Hasan. Muammer abi iyi akşamlar. İyi akşamlar bacım. Nasılsın? Sağ olasın Muammer abi. Ne bu Seher? Köy yeri mi sandın burayı? Bana öyle geliyor ki köy yerini mumla arayacağız Hasan. Evde sular yok. Babam rutubetten hastalandı. Köyden getirdiğimiz her şey sıcaktan bozulmuş. Bir bulgurla mercimek kaldı. Dayan Seher'im. Her şey düzelecek. Selamun aleyküm Hasan. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Kolay gelsin bacım. Kolaysa başına gelsin Ali Bey. Ben içeri giriyorum. Babam hasta, yalnız kalmasın. Kusura kalma abi. Daha alışamadılar da. Ne kusuru Hasan? Karının kıymetini bil. Olur böyle şeyler ya. Allah razı olsun. Hadi eyvallah. Kendinize iyi bakın. Ne biçim karısın sen be? Ne yaptığın yemek yemeğe benziyor. Ne hizmetin hizmete. Nerede kusur ettim be? Nerede kusur etmedim diye soracaksın. Koşacağım lan seni. Aman bey, o ne biçim söz? Hem ben ne yaparım o zaman? Dizini kırar oturursun ananın evinde. Zaten bir çocuk bile doğurmadın lan bana. Ama suç bende değil ki bey. Ne demek istiyorsun lan he? Ne yani? Suç bende mi? Alırım ikinci karıyı. Bak o zaman görürsün kim demiş kabahat. Ulan zaten bıktım sümsüklüğünden senin. Ağlama lan. Ağlama lan. Yürü lan. Yürü. Geberteceğim lan seni. Püh. Allah cezanı versin. Püh. Ya Hasan, benim aklım bir şeye ermiyor. Neymiş o Muammer? Ya şimdi biz geldik burada millet için ev yapıyoruz ya. Evet. Ya ama biz ev yapmayı bilmiyoruz ki Hasan. Ya biz inşaat ustası değiliz ki, çiftçiyiz. Ali Bey söylüyor, biz yapıyoruz. Ne yapalım, ne derse yapacağız. Ya tamam da o da işi bilmiyor ki. Fark etmedin mi, onun tek bildiği şey hangi malı en ucuza nereden alır? Ya şimdi başımızda burada bir mühendisin falan olması gerekmiyor mu ha? Sahi ya. Malzeme eksik. Biz işi bilmiyoruz. Ali Bey'in de zaten paradan başka bir şey düşündüğü yok. Öyle be kardeşim. Mesela bak şu tuğlalara. Kendine bile hayır yok bunların. Sahiden ha. Adam yap diyor biz de yapıyoruz. Ha. Halbuki bir vuruşta yıkılır bu tuğlalar. Hasan! Hasan! Hasan kalk! Yardım edin! Hasan Bey'in karısı sen misin? Benim evet. Nesi var Hasan'ımın, iyi mi? Şu an için çok iyi diyemeyiz. Ama Allah'tan umut kesilmez. Başından aldığı darbenin etkisiyle beyin kanaması geçirmiş. Şu an yoğun bakımda. Ne? Sakin ol. Düzelebilir. Ama o zamana kadar epey bir masrafı var. Alacağın ilaçlar bu kağıtta yazılı. Okuma yazman var mı senin? Var biraz. Tamam. Neyse zaten eczacıya verirsen o ilaçları verir sana. Hadi büyük geçmiş olsun, üzme kendini. Anne, babam ölecek mi yoksa? Hayır oğlum. Yaşayacak. İyileşecek baba. Yapma ya. Tamam. Bunu kutlayalım bir gece.
Hadi görüşürüz. Ne var Recep? Ya patron ya. Şu köyden gelen amelelerden biri Hasan. Hani şu geçen üzerine duvar düşen işçi. Ne olmuş Hasan'a? Durumu çok kötü. Yoğun bakımda. Ne yapalım? Hayat bu. Böyle riskler her zaman var. Ya patron. Biliyorsun bu adamların sigortası migortası yok. Sordum diğerlerine. Parası pul da yokmuş garibanın kenarda. Evde başka çalışan da yok. Uzatma Recep. Sadede gel. Ya biraz yardım etsek diyorum maddi anlamda. O hastaneler, ilaçlar falan çok pahalıdır. Evet evet haklısın. Ben düşündüm zaten. Tamam hadi sen çık. Ben bizzat ilgileneceğim ailesiyle. Baba açık kapı itiver. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ne vardı Ali Bey? Ne olsun canım, gelip bir hal hatır sorayım dedim. Nasıl gidiyor? Sayende pek iyi değiliz. Yaşamaya çalışıyoruz. Kocanın başına gelene üzüldüm. Ama olur böyle kazalar bu işlerde. Ben de ne yapabilirim diye düşündüm senin için. Bak Seher, istersen gel sana bir daire tutayım. Sana çok iyi bakarım. Anlamadım. Ne gibi bakacakmışsın? Canım bakarım işte. Hiçbir şeyini eksik etmem. O kocandan hayır gelmez artık. Gençsin, güzelsin. Bu yaşta yalnızlık çekmezsin işte, fena mı? Defol, defol git buradan. Hasan'ımın hayatını kararttığın yetmedi, şimdi bir de bana mı göz koyuyorsun? Utanmaz herif, defol. Ulan kimin evinden kimi kovuyorsun sen ha? Size iş verdim, ev verdim. Ulan ben mi kötü oldum şimdi? Ulan size iyilik yapan da kabahat be. Baksa söylediklerimi bir daha iyi düşün. Ya edersin ya da pılınızı pırtınızı toplarsın defolup gidersin be. Siz çıkmazsanız ben atarım sizi, ben. Kafanı kullan Seher. Adi herif defol. 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 Ne haliniz varsa görün be. Ne oluyor kızım? Bu adam ne arıyor burada? Yok bir şey baba. Burada kalamayacağız artık. Hasan çalışmıyor ya, geri istiyor evi Ali Bey. Muammer abilere taşınalım şimdilik. Sonra bir çaresine bakarız. Allah'ım, daha neler gelecek başımıza. Peki, taşınalım o zaman. Buyurun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah sizden razı olsun. Bizi sokakta bırakmadınız. Ne demek bacım, hiç öyle şey olur mu? İnsan insanı sokağa atar mı? Bizim evimiz sizin eviniz. Çok sağ olun. Sizi de sıkıştıracağız ama en kısa zamanda bir hal çaresi bulunur. Bulunur. Hadi siz yoruldunuz artık. Gerisini bir zahmetle hallederiz, değil mi Ahmet? Tamam Muammer amca. Hadi hanım, sen yemekleri ısıt. Tamam. Hadi, hadi buyurun geçin. Bunları ben alırım. Hadi bakalım. Çekil lan sen de, çekil lan. Çekil. Hış. Evden ayrıldık. Ama böylesi daha iyi oldu. Şimdi Muammer abilerin yanındayız. Sağ olsunlar, sahip çıktılar bize. Bir odalarını açtılar. Şimdi orada kalıyoruz. Anne. Baba, Ahmet, ben. Hepimiz orada kalıyoruz. Şimdilik kira da istemiyorlar. Ya anne. Ne var? Anne anlatıyorsun ama babam seni duymuyor ki. Duyar o. Nasıl duymaz? Sen anlamıyorsun ama o beni duyar. Şu anda hiç paramız yok Hasan. Ben bir iş bakınıyorum ama daha şehri de bilmiyorum doğru dürüst. Bir de ben iş bulsam da elimize 3-5 kuruş para geçse her şey daha güzel olacak. Canım bir şey istiyor mu? Bir şey yapayım mı sana? Ne zamandır yemedin? Anne sahiden yapar mısın? Sen çok seversin. Gerçi bizim köyde kim sevmez ki. Şehre geldik geleli bir kere bile yapmadık. Anne ne olur yap. Herkes yer. Dedem de yer. Muammer amcalar da yer. Ne olur yap anne. İşte Ali Bey. Ev sahiplerinin yatırdığı son taksitler bunlar. Fakat evler hala teslim edilmediği için çok şikayet var. Ne şikayetiymiş? Onları takım elbise parasına ev sahibi yapıyorum. Daha neyin şikayeti be? Ali Bey,
Anlaşmamıza göre evleri 6 ay önce teslim etmemiz gerekiyordu. Piyasa şartlarında o kadar gecikme olur. Patladılar mı? 2 aya kadar vereceğiz evlerini inşallah. Hadi sen paralarımı kasaya koy. Vallahi Seher bacının eline sağlık. Çok güzel yapmış. Evet, çok güzel yapıyor. Recep! Gel. Buyurun Ali Bey. Oğlum bunlar niye oturuyorlar? Bu ne rezillik böyle? Ama Ali Bey öğle tatili. Yemek yiyor adamlar. Ha öyle mi? Ya ne yiyor bunlar böyle iştahlı? Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. O yediğiniz nedir ya? Kendinizden geçmişsiniz ha. Bu pişidir Ali Bey. Bizim oraların yemeği. Seher yenge tezgah açmış sağ olsun. Yapıp satıyor. Şurada bak. İyi. Afiyet olsun. Buyurun. Sağ olun. Bu paranızın üstü. Teşekkürler. Afiyet olsun. Buyurun. Afiyet olsun. Selamünaleyküm. Aleyküm. Selamünaleyküm. Bana da verin bakalım bir porsiyon. Al. 1,5 lira. Ya dur önce bir tadına bakalım ya. Beğenmezsen para vermem. Gerçi Seher'in pişisi çok meşhurdu köydeyken ama. Para vermezsen yiyemezsin Ali Bey. Ver şunu bana. Tamam hadi öyle tatili bitti. Hadi işinize hadi. Hadi. Oğlum ayıp değil mi? Niye kaçırıyorsun müşterimizi? Tamam baba olsun. Bırak. Bitmişti zaten. Hadi toparlanalım. Ne yapayım lan ben seni? Aptal kadın. Bu ne biçim yemek lan? Bunu mu yedireceksin lan bana? Ha? Ama Ali Bey. Ne yap? Her zaman yediğin yemek. Çok seversin bunu. Artık sevmiyorum lan. Daha güzel yemekler yapacaksın. Bana bir çocuk da veremedin lan. Ama Ali Bey. Gittik ya doktora. Sorun ben de değil. Sen de. Sus lan. Dur vurma. Sus. Bak Hasan, ne çok para kazandım. Pişi yapıp satıyoruz babamla beraber. Ahmet de kasada duruyor. Hesap işlerine kafası nasıl çalışıyor bir bilsen. Büyük tüccar olacak inşallah ileride. Gerçi çok bir para değil ama hiç yoktan iyidir. Biraz daha çalışırsak kendimize küçük bir ev tutabiliriz. Hem böylece insanlara yük olmaktan da kurtuluruz. Tezgahın başına geçersin değil mi Hasan? Konuş Hasan'ım. Bir şey de. Olmaz de. Yapmam de. Yeter ki bir şey söyle Hasan'ım. Seher. Seher. Bırak beni be. Tamam bıraktım. Gitme ama. Bir dakika dinle beni. Tamam söyle. Kısa kes. Bak. Kocanın durumu ortada. Sen kendi başına çırpınıp duruyorsun. Sana yardımcı olmak istiyorum. Ne diyorsun sen be? Bak, bu kulübenin içinde bu işler olmaz. Şuraya hemen 2 günde bir bina diktireyim sana ha? Büyük masalar alalım. Başka çeşitler de yap. Yavaş yavaş bir lokantan olsun. Delirdin mi Ali Bey? Seninle niye böyle bir işe gireyim? Seninle niye ortak olayım? Yahu ortak filan olmayacaksın. Yine her şey senin olacak. Ama böylece ben sana daha yakın olacağım. Benden daha çok parayı kimde bulacaksın ha? Sende para var ama adamlık yok. Destur de Seher. Sen önce işçilerinin paralarını öde. O kadar adamı topladın getirttin köyden. Bir haftalık para verip 2 ay çalıştırıyorsun herkesi. Hepsi perişan oldular. Onları zorla tutmuyorum ya, gitsinler. Söylemesi kolay. Ama hepsinin umutları var, hayalleri var. Öyle bırakıp gitmek kolay mı? Hayalleriyle oynuyorsun herkesi. Seher, boş ver onları şimdi. Sen beni dinle. Bana he de seni kraliçe yapayım. Yeter be, uzattın ama.
Bas git hadi. Çok şükür bugün de iyi kazandık baba. Kızım maşallah be. Allah sana 10 kişilik akıl vermiş, güç vermiş. Nasıl da kalktın şu işin altından? Allah'ın izniyle baba. İnşallah daha da iyi olacak. Bir aya kalmaz kendi evimizde olur. İnşallah. Peki benim bisikletim? O da olur inşallah Ahmet'im. Ne oluyor böyle? İşte memur bey, size söylediğim kaçak yapı bu. Ali Bey ne oluyor? Bir şey oldu yoksa her. Burada böyle halk sağlığını tehdit ederek üretim yapıyorsun. Ben de gereğini yerine getiriyorum. Ne diyorsun sen Ali Bey? Dur bakalım hanım, dur. Ruhsatını göster. Ne ruhsatı? Hem bu yaptığın yapının ruhsatı, hem de iş yeri işletme belgesi, hı? Sağlık Bakanlığı'ndan aldığın kağıt, vergi levhan, bütün bunları göstermen gerek. Ama bende bunlar yok. Ne? Öyleyse burayı yıkmamız gerek. Ama niye oğlum? Kime ne zararımız var? Baksanıza dede, her taraf pislik içinde. İnsanlar buradan bir şeyler yerse ölür alimallah. Hayır, pis falan değil. Her şeyimiz çok temiz. Öyle olsa bile Seher Bacı, ruhsatın yok. Evet, burada yasa dışı yollardan para kazanıyorsunuz. Burayı yıkmamız gerek. Amirim, bir şey diyeceğim. Yazık kadına. Bir iki gün süre versek. Yıkıma başlayın. Hayır. Yapmayın. Hayır. Gel. Hayır. Yapamazsın. Gel lan buraya. Ah, vurmasana el kadar bebeğe. O da bebeliğini bilsin. Yürü. Devam edin. Hayır. Abi. Yapmayın. Hayır. 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 Yapmayın. 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 Hayır. Hadi. Yapmayın. Ekmek. Ekmek kapı. Selamun aleyküm. Niye geldiniz yine? Bizden ne istiyorsunuz? Dur baba, dur. Buyurun, ne istediniz? Kötü bir niyetim yok bacım. Biraz konuşabilir miyiz? Tamam, olur. Senin hikayeni duydum. İçim parçalandı. Yani senin iyiliğin için söylüyorum bacım. Bu namussuz adama dava açarsan sen kazanırsın. Kocanı sigortasız çalıştırmış. Bunu yapamaz. İyi bir avukatla ondan ne istersen alırsın. Nasıl olur bilmem ki. Benim avukata verecek param yok. Hem olsa bile ben nereden bulayım avukatım avukatı? Bak bacım, sen cesur bir insana benziyorsun. Ali'nin seninle biraz uğraşmasını göze alırsan eğer, benim avukat tanıdıklarım var. Sen hiç merak etme Seher. Ben bu işin peşindeyim. Bu meseleyi birlikte halledeceğiz. Çok teşekkür ederim avukat hanım. Hasan'ım, bir avukata gittik. Her şeyi anlattık. O da elinden ne gelirse yapacağını söyledi. Senin durumunda binlerce insan varmış memlekette. Bizim bu avukat daha önce bir sürü kişiye yardım etmiş. Size de ederim dedi. Çok iyi değil mi? İnşallah yakında bitecek dertlerimiz. Bir de sen iyileştin mi Allah'ın izniyle? Anne, anne. Ne oldu Ahmet? Bir rahat bırak beni babanla. Babam ötüyor. Babam ötüyor anne. Eyvah. Sesler geliyor. Doktor. 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 Yetiş doktor. Doktor. Hasan'ım. Haberler çok kötü Muammer abi. Ya Seher, çatlatma insanı da söyle hadi. Hasan bitkisel hayata girmiş abi. O ne demek? Yani artık makineye bağlı olarak yaşayacak. İyileşme şansı %1 miymiş neymiş? Bir de bu iş çok masraflıymış. Milyarlarca lira gidermiş. Ya parayı karşılayamazsak? Bilmem. Belki de fişini çekerler. Oğlum benim, yiğit oğlum. Bu hallere düşecek adam mıydın sen? Hep o Ali şerefsizinin yüzünden bunlar. Hep onun yüzünden. Baba, baba. Osman amca, sakin Osman amca, sakin ol. Tamam, otur şöyle. Osman amca, geçecek. Osman amca, sakin ol.
Ali Bey, işçiler huzursuzlanmaya başladılar. Nedenmiş o? Çünkü inşaatların bitmesine şurada 2 hafta kaldı ama hala paralarını alamadılar. Oğlum geçen gün verdik ya para. Ali Bey, onlar 3 ay evvelki paralar. İyi ya. Ben evi sattıktan sonra kaç ay sonra alıyorum parayı, haberin var mı? Dayansınlar. Açlıktan nefesleri kokuyordu köyde. Canımı sıkmasınlar lan benim. Ne var? Ali Bey. Yok para mara. Defol. Çık çık. İstemiyorsan işi bırak be. Defol. Defol dedim lan sana. Yok Ali Bey. Benim derdim başka. Ne başka Muammer, ne başka? Köyden geldiğinizden beri paradan başka bir şey sordunuz mu lan bana? Ali Bey iyi midir? Kötü müdür? Bu kadar işle nasıl uğraşır? Bir kere düşündünüz mü ha? Hasan bitkisel hayata girmiş. Ne? Artık makineye bağlı yaşayacakmış. Kurtulması zor diyorlar. Ben ne yapayım? Hasan bitkisel hayata girdiyse gidip su mu vereyim her gün? Biraz ilgilenseydin. Neticede senin şantiyende çalışırken kaza geçirdi. Dikkatli olsaydı. Yeter ulan. Yeter vicdansız herif. Adam gidiyor diyorum sana. Bari ailesini köye gönder. Ne bileyim, ellerine biraz para ver. Köydeki evlerini geri ver. Ulan bana akıl verme lan bana. Çık lan. Çık çık. Ben bilirim ne yapacağımı. Çık lan. Çık. Defol. Eşek herif. Ne kadar güçlü bir insanım ben ya. Korkuyor benden herkes. Ne var? İyi günler. Ben avukat Gülten Toros. Sizinle konuşmamız gereken şeyler var. Bak Seher. Bu avukat kadını nereden buldun bilmiyorum ama yedi bitirdi beni kadın. Meseleye çok hakim. Rüşvet müşvet hiçbir şeyi de kabul etmiyor. Bütün açıklarımı yakaladı. Eğer sen davandan vazgeçmezsen ben biterim Seher. Beter ol. Ama Seher, ben de boş adam sayılmam. Bu dava senelerce sürer. Belki sonunda sen kazanırsın ama belki de iş işten geçer. Belki dava bitene kadar Hasan çoktan ölüp gider. Ağzından yel alsın be adam. Alsın. Alsın inşallah. Ama Hasan ölürse sen sadece kocanı kaybetmiş olursun. Fakat ben bütün servetimi kaybederim. Ne olur bu davadan vazgeç. Bak bu kadar işçinin parasını ödeyemem. Sanki ödeyeceksin. Söz veriyorum Seher, ödeyeceğim. Ayrıca bak bloklardan biri bitti. Seni hemen oradaki bir daireye yerleştiririm. Oğlunu da okuluna gönderirim. Kayınpederine ister yeni bir daire açarım, ister seninle oturur. Hasan'ın bütün hastane masraflarını da karşılarım. Kimse onun fişini filan çekemez. Ama ne olur şu davandan vazgeç. Hem maliye hem sigorta bitirir beni. Hapishanelerde sürünürüm yoksa. Ne olur Seher, kocan için yapacaksın bunu. Dava bitene kadar belki Hasan da biter. Ama şimdi vazgeçersen Hasan kurtulabilir. Ne olur Seher, ne olur. İyi günler Seher Hanım. Ne karar verdiniz? Bir şey sormak istiyorum. Buyurun. Eğer ben masrafları karşılayamazsam ne olur? Bunu daha önce de anlatmıştım Seher Hanım. Kocanızın sigortası yok ve tedavisi çok masraflı. Eğer bunu karşılayamazsanız biz de tedaviye devam edemeyiz. Ve tedaviye hemen, en yakın sürede başlamamız gerek. Başlayamazsak kocam ölür mü? Maalesef. Seher'im benim. Seher. İşinize bakın. İşinize bakın. Recep topla şunları. Hadi. Tamam.
Gelin benim. Hadi yürüyün. Olmadı. Çok yanlış yaptı Seher Yenge. Ulan ne yapsaydı? Bıraksaydı da kocası ölse miydi? Gerekirse ölseydi yani. Böyle de şey olmaz ki. Resmen metresi oldu Ali Bey alçağının. Neyse arkadaşlar. Şurada iki günümüz kaldı. İşimiz bitsin, paramızı alalım, dönelim köyümüze. Boş verin. Ulan ne umutlarla gelmiştik buraya. Bari şu Ali Bey bloklardan birini bize satsaydı ucuz yollu. Oo Osman dede. Yeni daireniz hayırlı olsun. Dede, gelini kaptırdın ama daireyi de kaptın ha. Arkadaşlar ayrını yazıktır gel. Yapmayın. Hasan hastanede yatıyor, siz burada kral gibi yaşıyorsunuz. Ne yapsaydın? Anne. Efendim oğlum. Babam iyileşecek mi? İnşallah Ahmet. Peki sen kötü bir kadın mısın? O ne demek oğlum? Çocuklar öyle söylüyorlar. Sen evli olduğun halde yeniden evlenmişsin. Sus ah. Bakayım. Saçma sapan konuşma. Tamam oğlum, ağlama. Tamam. Ağlama oğlum. Affedersin. Kadın! Kadın! Seni terbiyesiz kadın! Ayarttım kocam. Yuvam dağıldı senin yüzünden. Dur, dur Feride abla. Ne yapıyorsun? Ne alakası var? Ben bir şey yapmadım ki. Bir de bir şey yapmadın. Bırak, bırak. Ne yapacak? Bırak, sen ne yapıyorsun? Ben bir şey yapmadım. Bırak senin yüzünden. Bırakın beni. Bırakın beni. Artık gidelim buradan. Dayanamıyorum ben. Ben de. Gidemeyiz. Hasan'ı bırakamam. Ama rezil olduk kızım. Bütün köylü arkamızdan neler konuşuyor. Zaten ne olduysa o köyü bırakıp gelmemiz yüzünden oldu. Niye yaptık öyle bir hata? Ne güzel kurulu düzenimiz vardı. İyi kötü geçinip gidiyorduk. Ne yapacağız? Of. Sevgili ev sahipleri, bugün bu konuşmayı yaparken ne kadar mutlu olduğumu size anlatamam. Aylar süren özverili çalışmalarım sonucunda nihayet bugün evlerinize kavuşuyorsunuz. Evlerin tamamı birinci sınıf malzemeyle ve en yetkin ustalar tarafından yapıldı. Yani sizler için özel olarak yalancıya tasarlandı. Bak, birinci sınıf malzemeymiş. Hem en kötü malzemeyi kullandı hem de kullandığı malzemenin yarısını çaldı zaten. Vallahi bizim barakalar bunlardan sağlamdı. Aman abicim, paramızı ödesin de kurtulup gidelim buralardan. Başka bir şey istemiyorum. Bu evlerde gönül huzuruyla yaşayabilirsiniz. Hayırlı uğurlu olsun. Güle güle oturun. Recep, sen anahtarları da al. Ben ofise uğrayıp paraları alıyorum. Peki işçilerin maaşları? Ha? Canım, bir hafta daha beklesinler. Başka görüşmelerim de var. Hadi, görüşürüz. Buyurun, anahtarlarınızı alın. Daire 1. Hayırlı olsun. Daire 2. Hayırlı uğurlu olsun. Thank you.
Heh, işte orada. Vay Ali Bey, nereye böyle telaşlı telaşlı? Ya hemşerilerim, sormayın ya. Yeni bir ihale almak üzereyim de onun görüşmesine gidiyorum. Sizlere yeni iş ayarlıyorum. Sen eski işlerin maaşlarını öde önce, sıra yeni işe de gelir. Tamam tamam. Yarın sabah burada olurum. Ne? Yarın olmaz Ali, bugün. Ya ne oluyor Ali Mali ya? Ali Bey diyeceksin, Ali Bey. Tamam mı? Sen bizim paramızı öde, biz sana daha neler deriz. Tamam, yarın veririm. Hadi şimdi toz olun. Hadi, hadi. Hadi tamam, yarın ödeyeceğim. Hadi. Ne diyor bu ya? Yürü. Ali Bey, hayırdır, ne oluyor? Yok bir şeyse. Halinizi hatırınızı sormaya geldim. Git buradan. Niye geldin? Yapma oğlum, çekil şuradan. Ben senin oğlun değilim. Git buradan. Yeter yapma. Be. Yapma. Kendine gel Ali. Ne oluyor? Ali Bey, gel. Ali, çık dışarı. Çık. Çık oradan Ali şerefsizi. Yapmayın. Yapmayın. Ya. Yapmayın. Çık. Ver paramızı Ali. Ali. Allah kahretsin. Git bu ev. Çalam. Defol. Çalam. Defol git. Seher yenge. Seher yenge, kapıyı aç. Hadi. Hadi. Bunlar delirmiş be. Hani nerede o şerefler? Arkadan kaçır. Ha? Kaçtamıyor seni. Allah'ın cezası herifler. Arka odaya bak. Nerede bu? Yakalayalım şunu ya. Ne oluyor ya? Anne, ne oluyor ya? Ben de yırttık Recep. Tutuksuz yargılanacak dedi ya hakim. İçime bir su serpildi ki anlatamam. Recep asmalan suratını artık. Oldu bitti, korkmana gerek yok artık. Vallahi hakim kararı okurken böyle bir titreme geldi birden. Sus be sus. Nedensiz adamsın Recep. Ali. Ha. Ali. Katil Ali. Yalancı Ali. Geberteceğim Yalancı seni Ali. Bu moruk ölmemiş miydi bu nefes darlığından? Oo Osman amca, nasılsın? Hürmetler. Neyse bakıyorsun sen benim yüzüme. Ne yüzle sokaklarda dolaşıyorsun katil herif. Hiç mi korkmadın be Allah'tan? Osman amca, yaşına başına yakışıyor mu böyle bağırmak? Tamam, efendiliğimizi bozmayalım dedik ama sen tepemize çıkıyorsun. Osman Bey, durun. Osman amca, ne yapıyorsun Osman amca? Yapma, yapma. Yapma. Dur Osman amca, yapma. Ali, yardım et. Ali abi. Ali abi. Ambulans çağırsın. Durmayın, hadi ambulans çağırsın. Açın evi. Ali abi.